Evet dostlarım, bakın benim ekmeklerim hazır oldu. Eğer bu görseli görmek istiyorsanız, videonun yapılışı nasıl olduğunu da merak ediyorsanız, hamurunu içine ne kattığımızı, videomun devamını izlerseniz bu görselin nasıl yapıldığını sizler de öğrenmiş olursunuz. Videoyu devam izleyelim. Allah'a emanet olun. Merhabalar. Benim hikayemin kıymetli değerli dostları. Bugün gene sizlerle beraberiz. Allah'ın selamı, bereketi evinize, üzerinize olsun sevgili dostlarım. Evet, bugün sizlerle bir iki gün yoktuk malum. Biraz yorgunduk, bahçeyle falan uğraştık dostlarım. O yüzden pek fazla bir video paylaşımımız olmadı. Hadi dedik bugün de ne yapalım, ne yapalım? Kızlar dedik anne biraz poğaça hamuru yoğuralım mı dedi. Sağ olsun Sude bana bu konuda yardımcı oluyor. Sude, çünkü benim ellerim falan bayağı bir şey bahçede kötü oldu. Çizikler falan oldu. Onun için Sude benim yerime geçti hamuru bugün. O yoğuruyor. Ben de dedim hadi o zaman dedim. Bu hamuru dedim böyle peynirli değil de kıymalı bir harç yapalım. Böyle kıymalı börek yapalım dedik. Tamam dedik, geçtik bakalım biz Bismillah dedik. Yola koyulduk dostlarım. Hamurumuz için gerekli olan malzemeler: bir su bardağı ılık süt, bir su bardağı da sütü ben beraber leğenime boşalttım. İçine de bir paket yaş mayayı kattım. Üzerine 2 yemek kaşığı toz şekeri, onlarla birlikte bir güzel ön mayası yaptım. Yaptıktan sonra da dostlarım, Sır, Ercan bir dakika tarif veriyorum. sır. Ercan yanımda her zamanki gibi. Ben kıza şey veriyorum. Bastır, bastır. Kız öğretmenlik yapıyor. Ondan sonra dostlarım unu ve tuzu birlikte ekledim. Güzelce Sude de böyle bir yoğurmaya başladı. Biz o en başını göstermeyi unuttuk. Aslında unutmadık. Kamerayı açtık zannettik. Videoyu açmamışız. Boşu boşuna her zamanki gibi çekim yapmışız. Olsun, gene yani ucuz yerden kurtarmış olduk. İşte dostlarım Sudenaz burada bu hamuru, pardon, içine bir su bardağı da zeytinyağı ekledim. Bakın unuttum, Ercan bana hep unutturuyor. Güzelce böyle bunu yumuşak bir hamur halinde yoğuracak Sude. Biraz daha un ekleyebilirsin Sudecim. Az bir şey daha. Bunu böyle yoğururken arkadaşlarım, ben yumurta beyazlarını da içine aktardım. Bakın burada da yumurta sarılarım var. Üzerine de biraz yoğurt koydum. Öyle süreceğim. Burada da iç harcım var. Ercancığım poşetini açar mısın? Tabii Selma'cığım, sen beni bugün bahçeye götürme de ben sana akşama da yardım edeceğim, söz. Burada da dostlarım, ah pardon, kaldıramadım, ağırmış. Bakın iç harcımız var. İç harcımızın içerisinde maydanoz, 4-5 adet kuru soğan, yeşil biber, paprika biberler, biber salçası, domates salçası, baharat karışımı, kekik, toz biber, karabiber. Artık hangi damak zevkinize, damak lezzetinize hangi baharatlar istiyorsanız her şey girebilir bu harcımızın içine. Neyse dostlarım, güzelce zeytinyağıyla birlikte tuzunu da attıktan sonra karıştırsana Ercan biraz. Karıştırayım. Ama Hiç işe yaramıyorsun. Nasıl bir çıraksın bir sen? şey daha unuttun. Ne? Sevgini de kattın. Yani onu Ercan'ı da göstereyim size ay dostlarım. gösterme ya. Şuram gözümün altı kötü oldu zaten ya. Ay Ercan bize nazar değdi. Dostlarım Vallahi şu ya. elimin hallerine bakın lütfen. Her yerimiz çizik içinde. Nereden gittik şu bahçeye? Ama Hep mecbur. dikenler battı. Ercan öde keza kulağının arkasında bile var. Ercan senin. Ne yapayım Selma? Allah'tan bahsene şey oldu da ara iyileşti. Hatta Sibel ablayla yazışmıştım. Ne yapıyorsunuz deyince bahçedeyiz, bahçe temizliyoruz demiştim. Ellerim parçalandı diye yazmıştım. Yani burada da görsünler. Gerçekten bayağı bir berbat oldu ellerimiz. Ama Hep olsun, yarın dikenler bir gün battı. rahat olur zaman. Yani Evet. bahçemiz yani tam biterse, yani çoğu bitti zaten. Vallahi yarın bir gün rahat oluruz. Arkadaşlarım beraber hep beraber bahçeye gideriz. Hem bahçemize bakarlar, Hem de hem de soğan. bana bakarlar. Sana niye baksınlar? Yani Soğan. soğanlar ekleyeyim. Soğan dikeceğiz. Allah nasip ederse dostlarım, zamanı gelince yeşil fasulye, marul dikeceğiz. Salatalık, Ondan sonra domates, onlar büyümüyor. marul. Soğan, marul, kabak dikeceğiz. Allah nasip ederse o günlerde de beraber olacağız. Ve Vur, vur. dediğim gibi dostlarım, bakın iç harcımız da böyle oldu. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim. Yaprak biber de atabilirsiniz içine. Artık o sizin zevkinize, arzunuza kalmış. Dediğim gibi ben hani tam bir ölçü vermiyorum. Herkesin damak lezzeti farklıdır. Bu da bizim yani kendi damak zevkimize göre. Sude Naz burada hamuru yumrukluyor. Oldu mu Sude? Hamur, bak,
Sen yorulmayacaksın. Sen hamuru yoracaksın. Yoruyorum. O zaman olmuş olur. Hadi bakayım Uzman. Hadi ya. Aferin be Uzman. Güzel sen oldu. Güzel. Vallahi, aferin. Vallahi ya, güzel oldu. Yok güzel oldu. Vallahi Selma çok şanslı kalsın vallahi. Niye Ercan? Gene niye başladın vallahi sen? Vallahi heriflerden sonra iki de kızım var. Artık işler onlar yapıyor. Aldın kamera yerine. Çek anca. Şunu yap. Vallahi helal olsun sana. Görüyorsunuz mu dostlarım? Tuğçe de Sude'ye un takviyesi yapıyor. Fazla da atmayın kız cıvık olsun. Vallahi biz ailecek mutfakta her zamanki gibi biz hani bir çizgi film vardı Red Kit'te Daltonlar vardı ya. Ercan sen Red Kit'sin. Yok biz canım. De Daltonlarız. Ben de Daltonların anası var ya hani. O Areven miydi? Onlar tamam var da. Ya. İki kız mutfakta yardım ediyor. Sen de varsın. Talha da var. Bana ne gerek ki? Aa sen evin şekerisin Ercan. Aa sen temel başımızsın. Sensiz olmaz hayatım. Sensiz biz nefes alamayız. Hatta bir şarkı var. Sensiz nefes alamam. Buralar benim sesim kötü. Yarın ne yapacaksın? Yarın ben yokum. Evet. Olsun canım sabahçısın öğlen geleceksin. Aman aman adama değil de beni uzatsın. Yok yok. Bakın dostlarım maşallah kızıma devam, ne güzel devam. Hamur yoğurdu. Gördünüz mü abileri ablaları? Aferin. Ben de şeyler gibi oldum. Abileri ablaları. Abileri ablaları. Kızıma da artık amcaları. Bir maşallah dersiniz Sude Naz'a. Kızım böyle bir bastır. Kamera gelince Sude sen bir şekil oluyorsun. Utanıyor annesi utanıyor. Şey kayıyor masada. Sen şimdi ömür boyu senin hayatın kamera önünde geçtin de sen artık alışmışsın. Heyecanım ben ne zamandan beri kamera önündeyim. Sen de atıyorsun galiba kendinle karıştırıyorsun Ercan aşk olsun. Ben kamera önündeyim doğru ben doğduğumdan doğalı ben kamera önündeyim. Hep milletin gözü bana kamera. Müyesser Hanım yoruma yazmış. Selma'cığım video falan atmadın hasta mısınız demiş. Evet Müyesser Hanımcığım gerçekten böyle bir rahatsızım. Halsizim, keyfim yok. Neyse devam, böyle, devam. Bilmiyorum devam. Yani. Başlayın. Havalardan mıdır nedir? Hiçbir keyfim yok. Ercan da bende böyle bir yorgunluk var. Acaba diyoruz nazar mı değdi? Allah'ım korusun. Ya gerçekten böyle bir yorgunluk, halsizlik var. Belki ses tonuma da yansımıştır. Evet dostlarım. Şimdi biz Sude'nin hamuruyla böyle biz bitirdik hamurumuzu. Evet. Sude son dokunuşlarını yapıyor hamura. Biraz sonra bunun ağzını poşetleriz. Güzel bir bezle de üzerini kapatırız. Ama sen ne olacak sen? Sonra mayalanacak. Annem var. Bakın gerçekten hamurumuz çok güzel oldu. Pamuk pamuk oldu. Şimdi ben bunu mayalamaya bırakayım. Sude Hanım teşekkür ederim Sude'cim. Eline sağlık tamam. Babası. Tamam şey yapma. Onu güzelce bir son rutuşlarını da ben yapayım. Güzel poşetleyeyim dostlarım. Bizim vlogumuzda dolmasın. Selma. Efendim Ercan'cığım. Niye çok uzatıyorsun kadın? Evet dostlarım birazdan yapım aşamasına geldiğimizde yani birazdan derken birkaç saat sonra tekrar beraber olacağız Allah'ın izniyle. Hoşça kalın ve hamuruna kıymayla ve benimle kalın. Evet sevgili dostlar bakın maşallah bizim Sude Naz'ın yoğurduğu poğaça hamurumuz böyle kabarmış. Bismillah gördüğünüz gibi dostlar. Bismillah. Gerçekten pamuk gibi olmuş. Şuna bakın. Talha gördün mü annesi? Hmm. Maşallah değil mi? Bakın dostlarım. Elleyeyim mi? Elleme Talha'cığım. Hayır. Hey, hayır Talha. Hayır, hayır. Bakın dostlarım gerçekten hem yumuşacık hem pamuk gibi olmuş. Bismillah. Vallahi. Yani şimdi var ya hani böyle şeker hamurları falan çocukların oynadığı var ya aynı onlar gibi olmuş. Şimdi dostlarım Allah'ın izniyle ben bunlardan bezi alacağım. Birisi gelse de bana yardım etse. Nerede benim çıraklarım? Herkes kayıplara karışmış. Tuğçe sen tut bari. Baban nerede? Babam geliyor. Bakın dostlar gerçekten yumuş yumuş. O kadar güzel olmuş ki. Ay bismillah maşallah maşallah. Şuna bakın. Hamurumuzun içinde ne vardı dostlar? Bir su bardağı süt, bir su bardağı su, yumurtanın beyazları vardı. Hani araya gitmesin dedim, içine attım. Bir paket yaş maya, iki yemek kaşığı toz şekeri, sütü dedim Tuğçe karıştırma. Bir su bardağı zeytinyağımız vardı içinde. Güzelce ben mayayı da söyledim. Güzelce bunlardan suda yumuşacık bir hamur yoğurdu.
Onu da gördünüz ya demin, pof kabarmıştı. Güzel böyle bir gazını aldık. Havasını aldım, yoğurdum. Şimdi bunlardan dostlarım ben böyle böyle büyük şekilde bezeler alacağım. Evet, bakın böyle. Olmazsa olmazın gülü geldi. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Oo, Sude eline sağlık. Vallahi hamur ne güzel olmuş. Böyle böyle bezeler alacağım dostlarım. Onları böyle tepsimin buraya koyacağım. Poşetim temiz. Hani şey falan olmasın diye onu öyle kenara aldım. Çünkü üzerini kapatacağım. Sude'cim efendim. Eşit olsun. Bakın dostlarım. Daha buralardan da kabarıyor bakın. İşte böyle böyle ben bezeler alacağım. Bezelerimi aldıktan sonra dostlarım ne yapacağız? Kıymalı harcını ekleyeceğiz. Açacağız sonra içine kıymasını. Evet. Kim yapacak Selma? Ercan yapacak. Yumurta sarısı süreceğiz kenarlarına da mis gibi olsun diye. Ooo leke. Bakın dostlarım. Kız Selma, senin elinde tartı gibi ha. Sanki gerçekten tartara tartara gibi hepsi de eşit oldu. Ercan'cığım ben biliyorum. Bak şimdi elimin, avuç içimin şeyine göre, büyüklüğüne ölçüsü göre hissediyorum o ağırlığı. Tartı gibiyim gerçekten. İyi maşallah. Ben de tartı gibiyim. Ama bak hele kızın senden iyi. Bir de yanına salata yani, değil mi? Duydunuz mu arkadaşlar? Boyunuz kulağa geçer. Ercan benim yoğurduğum hamurları değil de kızların yoğurduğu hamuru beğenmiş de kızımın yaptığı hamur daha güzel olmuş diyor. Yani. Al işte. Beste kargayı oysun gözüyor. Ne alaka, sevinmen lazım. Ne güzel işte, boyunuz kulağa geçsin daha iyi kızım. Şey Selma. Kızım efendim babacığım. Bakın dostlarım gerçekten mis gibi hamurumuz oldu. Allah'ım sana şükürler olsun. Bir de daha böyle. Bak Tuğçe göstereyim bak. Bakın dostlar. Gördünüz mü? Daha buracıklarında da kabarıcıkları var. Elimdeydi. Ay Sude siz de. İyi ki bir hamur yoğurdunuz ha. Herkes bir havalara girdi. E bundan sonra da siz yapın da biz yiyek. Evet. Selma bunları yap. Bezeleri al Selma. Onun sonra da aşamasına geçelim. Değil mi? Evet. Bakın dostlarım. Eşitlikleri aynı. Şimdi ben bunların bezeleme işlemini bitireyim. Evet. Tuğçe göstersene. Böyle böyle bezeler yapıyorum dostlar. Bu bezeleme işlemim bitsin. Bir de açılış halini görelim size. Birazdan görüşelim. Evet. Evet dostlarım. Gördüğünüz gibi biz açtık hamurlarımızı. Buna un falan hani böyle oklava falan gerek yok. Ellerinizi açıyorsunuz. Zaten pamuk gibi bir hamur. Bunları böyle elinizle bezeledikten sonra vaktiniz varsa bezelerinizi biraz bekletebilirsiniz. Biz bekletmeye gerek görmedik. Çünkü bizimkiler iyice de kabarmışlardı. Onun için şimdi ben böyle ne yaptım dostlarım? İçine çiğ kıymamızdan güzelce mi koydum. Güzelce böyle çiğ kıymamızdan böyle şey yapıyoruz. Neydi? İçine sürüyoruz. Kıymalı ekmek mi oluyor Selma abi? Ya şimdi bunun adı şey bir şey diyorlardı da neyi? Ağzı aslında açık mı? Öyle bir şey deniyor da. De ben bunlara kıymalı ekmek diyorum. Yani. Hani herkes bir isim söyleyebilir. Yani. Ben bol kepçe her zamanki gibi. Doldur. Depo doldur nasıl? Doldur. Sen de taktın depoya ha. Doldur Selma doldur. Elin korkak alıştırma ha. Doldur. Yok ben korkak alıştırma. Ben yemeğden yana kaçmam. Yani fazlası zarar ama gerekeni de koyarım, öyle cimrilik yapmam. Bakın dostlarım. Ondan sonra böyle ağızlarını bu şekilde kapatıyorum. Çiçek bakın ağzı böyle olacak. Zaten bu pişince yayılacak. Hani biz şimdilik böyle yapıyoruz. Bunları ben böyle yapacağım. Fırın tespimizi yerleştireceğiz. Fırın tespimizde bunlar bir güzel pişecek. Yanlarına fırına vermeden önce yanlarına şey yapacağız. Yumurta sarısı. Yumurta sarımın içine ben biraz yoğurt koydum. Yoğurduna yumurta sarısını karıştırdım. Göster istersen Sude. Ne yumurta sarısını istiyorsun? Buyurun. Öyle. Bakın böyle yumurta sarımı yoğurtla karıştırdım. Hamurlarımın kenarlarına onlardan süreceğim. Ondan sonra da 200 derecelik fırında güzelce ben pişireceğim. Evet dostlarım, yapılışını gördünüz.
Biraz sonra da pişmiş haliyle. Bir de benim yediğim hali. Aman sen de yeme bak, azıcık sabretsen ne olur. Ne kız? Daha yeni kahvaltıdan kalktık. Maşallah, saat kaç oldu hayat? Saatlerimiz geri mi alındı bizim, evet, ileri mi? Biz öne alındı, öne. Artık Türkiye ile aramızda bir saat kaldı, bir değil saat mi? Bir saat kaldı, evet. Çünkü şimdi önceden, burada saat 4 ise Türkiye'de saat 5. Birden 3'e geçti mesela direkt. Bakın dostlar. İkiden 3'e. Bunu da unutmuş. Hayır. Birden 3'e, ben akşam uyanıktım. 1 saat. Yani o kadar pratik ki. Hiç zor değil. Ne un ne oklava, hiçbirine gerek yok zaten dostlar. Zaten hep işin kolayına kaçıyorsun Selma, Allah aşkına. Bir de mantı yap da görelim. Hayır ama bu değişik. Marifetli fikirler, Türkan ablam mantıyı yapmış. Mantıyı onda yedik biz değil mi? Türkan ablam ellerine sağlık. Çok güzel olmuş mantın. Ben niye yemedim? Bak şu yıldız gibi aynı gözüküyor. Yeseydin Ercan, niye diyeyim? Bana tabak getiren olmadı ki. Sen Türkan ablanın videosuna git, orada görürsün. Oo, yersin orada. Seyretmeyle karnım doymuyor ki benim. Ben yemem lazım onu. Evet. Şimdi vlogumuz da olmasın. Dostlarım, ben bunun kenarına güzelce, bakın tepsimize de biraz bir tane ekledik. Şimdi bunları bu tepsiye dizeceğim. Söyle sür kenarına tutayım. Yumurta sarısını. Şöyle derim de açılınca çok açılmasın, çirkin görüntü almasın. İsterseniz siz kenarlarına bir şeyler ekleyebilirsiniz. O da sizin arzunuza kalmış. Sür 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 sür. Kızım, sür. Bakın dostlarım, böyle de kenarlarına. Daha da kızarıyor yani, şey oluyor. Yeah, tamam, yeter o kadar. Yeter. Şimdi biz bunu böyle devam edelim. Birazdan görüşmek üzere güzel dostlarım. Evet arkadaşlar. Vallahi bugünü atlattık. İki kızımla, Selma ile benimle ekmeklerimiz bitti. Evet. Merhabalar benim kıymetli, değerli dostlarım. Ercan Bey'in dediği gibi, evet, bizim ekmeklerimiz hazır. Bakın, çevir su Tuğçe. Bakın dostlarım, biz böyle ağız açık diyorlar buna. Kim birçok çeşit ismi var. Ben kıymalı ekmekler diyorum. Böyle kıymalı poğaçalar diyorum. Pamuk gibi oldu Tuğçe, böyle bir hafif bastırmak ister misin? Bakın dostlarım, gerçekten puf puf oldu. Şahane oldu. Lezzeti tamam Tuğçe, o kadar da ezme canım biraz. Kızlarımın ellerine sağlık. Efendim bakın, gerçekten nefis oldu. Tuğçe de hemen, Tuğçe çok seviyor dekor yapmayı, süslemeyi. Bana kalsa aman öyle gözüksün derim. Vallahi ben yemesini seviyorum. Bir de dostlarım, benim biraz buzluğumda dünden hamurum vardı. İçim de artınca Ercan'a dedim ki, ay dedim dur içimiz araya gitmesin. Böyle yapsaymışsınız. İçimiz dedim araya gitmesin. Hemen dedim o hamurlarımı da çıkardım dostlarım. Bakın böyle ekmekler yaptım. Fırından şimdi bunlar çıktı. Bakın böyle dilimleyin. Hani Türkiye'de etli ekmekleri var ya, aynı onlardan oldu. Gerçekten nefis oldu. Bakmayla karnım doymuyor. Bunu yemek lazım ki karnım doysun. Azıcık sabredeceksin. Şimdi biz çekim yapıyoruz. Daha tamam. Sonra afiyetçe yersin. Tamam, işte dostlarım, bakalım. Bizim bugünkü yemeğimiz. Yanına isterseniz bir çorba yaparsınız. Sude'yi de çekiyorum. Yok, salata. Salata mı? Salata, tamam yani. Salata istiyormuş Ercan. Evet. İşte bugün biz bunları yaptık. Birazdan Allah'ın izniyle yiyeceğiz. Biraz da Ercan'ın annesine götürürüz. Çok var çünkü. Ve bizden bugünlük bu kadar. Aa, değerli kıymetli dostlarım. Var mı bir şey diyeceğiniz? Sude'yi de çekeyim. Bezlerim de orada duruyor. Efendim ben bezleri belki merak eden olmuştur. Ya ben böyle sağa sola komayı sevmiyorum. Hani hemen yıkayıp kuruttuktan sonra kapımın arkasında, hani bilmiyorum böyle daha mı kendimce rahat hissediyorum. O yüzden eğer çirkin görüntü veriyorsa da özür dilerim. Mutfağımız küçük, başka koyacak yerimiz yok. Arkadaşlar lütfen sonuna kadar izleyelim. Bir de lütfen like atalım. Ne var? Yani bir like atmak yani o kadar zor bir şey değil. Biz de hep izlediğimiz arkadaşların hepsine like atıyoruz. Like atalım lütfen. Bir de arkadaşlar, paylaşımlarımızdan dostlarınıza da haber verirseniz, hani bize de onlarla hani haber edip de böyle böyle benim hikayemde de bir aile var, onları destekleyin derseniz biz de size dua ederiz. Selma'cığım mantıyı efendim, ne zaman yapıyoruz? Neyse Ercan gene başladı konuşmaya. Değerli dostlarım, bugünlük bizden bu kadar. Allah'ıma emanet olun. İşiniz gücünüz rast gitsin. Şu zor süreçlerde zor günler geçiriyoruz biliyorum. Rabbim hiçbirinizin acı haber alacak veyahut da üzecek hiçbir olay nasip etmesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Bizim hikayemizde kalın. Evet dostlar, bizim hikayemizde kalın. Allah'a emanet olun.